Herkese merhabalar. Bugün kutu açma videosu çekiyoruz. Çok heyecanlıyım. Böyle arkadan biraz spoiler verdim yani o kutudan da anlaşılacağı üzere. Bugün bir pep box açacağız. İçinde ne var ne yok hepsini birlikte göreceğiz. O zaman çok da fazla uzatmadan hemen konuya girelim. O zaman gelsin. Şimdi Pepup'u bilmeyenler için, yani daha doğrusu Pepbox'ı bilmeyenler için Pepup'tan biraz bahsetmek istiyorum. Hatta şöyle bir logoları var. Bence bunu tanımayan kızımız var mıdır? Ya yoktur bence. Pepup aslında bütün kadınların çoğunlukla bildiği bir adet takvim uygulaması. Şu an 2 milyon indirmesi, belki daha fazla ve 700 binden fazla da aktif kullanımı söz konusu. Pepup aslında sizin verdiğiniz geri dönüşlere göre sizi öğreniyor. Yani işte atıyorum regl takviminizi paylaştığınız zaman öncesinde ne bileyim işte PMS dönemlerinizi, yaşadığınız duygu durumlarınızı, tatlı krizlerinizi vesaire girdiğiniz zaman bunu öğreniyor ve bir sonraki ay için sizi motive edici, mutlu edici bildirimler gönderiyor. Aslında Pepup'u da hepimiz bu bildirimlerden tanıdık. Ve şimdi birçok uygulamada artık bu samimiyette bildirimler göndermeye çalışıyor. Gerçekten de çünkü insanların ihtiyacı olan şey bu samimiyet ve duygusal destek diyebiliriz. Şimdi Pepup da bunu bu sanal ortamdan bir tık fazlaya taşıyıp somut bir hale getirmek istedi ve kadınları bu şekilde mutlu etmek istedi. Onlara küçük sürprizler, hediyeler, ihtiyacı olabileceğini düşündüğü şeyleri bir kutuda toplayıp her ay kadınlara göndermek istiyor. Ve şu an bunu çok güzel bir şekilde yapıyorlar. İnanılmaz güzel geri dönüşleri var. Ben de çok sevdim. Şimdi bu kutunun içinde ne var ne yok hep birlikte görelim. Çok heyecanlıyım. Tamam şaka yaptım. Ya çok tatlı. Yok. Arkadaşlar yok. Yani ben size o kadar söyleyeyim. Ha şimdi burada şöyle bir iki durum oldu. Bunlardan ilki ben kutuyu ilk aldığım anda albeniyi biraz yemiş bulundum. O yüzden bunu hemen gösteriyorum. Albeni çıktı. Gönderiyorum. Bir de bir tane daha bir şey yedim. Ay çok güzeldi. Bundan 3-5 tane daha olsa yerdim. Pico. Uf, o kadar güzel ki. Bir de 96 kalori. Peki bir şey söylemek istiyorum. İçinde ne var? Bakıyorum hemen. 6 gram şeker var diyor. Günlük yani gerçekten. Yani yenebilir. Her şey balanslı olacak. Ay çok güzel şeyler var. Ay inanamıyorum. Şu an beni en çok mutlu eden şeylerden bir tanesi sanıyorum bu. Bir de hepsi kokonatlı ya. Ben kafayı yiyeceğim. Bu netledi mi? Netledi. Bunu zaten ben çok kullanıyorum. Yani çoğunlukla ben 2 günde bir spor yaptığım için zaten duş almam gerekiyor ama diğer günlerde de saçım ne olur ne olmaz güzel dursun diye bir gün yıkayıp bir gün kuru şampuan yapıyorum. Çünkü her gün saç yıkamak da aslında çok sağlıklı bir şey değil. Saçın biraz yağlanması gerekiyor kendi içinde de. O yüzden ben bunu çok severek kullanıyorum. Bayağı da bir sürekli bitirip sürekli alıyorum. Çok işime yaradı. Mini boy olması çok güzel. Tatilde falan işime yarayacak. Evet, onun haricinde yine Urban'ın. Yani bu da Urban. Bu neydi? Evet, ya da Urban Care'di. Aa, ben ciddi anlamda bunu kullanıyordum bir ara. Ay şey, netledi. Yine Urban'ın keratin şampuanı bayağı işe yarıyordu. Ama şu sıralar bıraktım ya. Niye bıraktım? Ha, gerçi spor salonunda hangi şampuan varsa onu kullanıyorum. Bir de bunun aynı şekilde şeyi var. Yumuşatıcısı. Saç kremi. Tamam mı bu da? Ay tatlım. Çok mutluyum şu an. Ay bu ne? Keratin kompleks. Milk proteins. Aha çok tatlı. Yıpranmış saçlar için diyor. Ya İnanılmaz güzel şeyler çıkıyor yalnız. Ben aşırı mutluyum. Biraz çevirerek bilmem. Ay çok tatlı. Şu an aşırı mutlu oldum. Hihi. Aa bir tane daha var. Ve bu ne? Aa. Yalnız neden böyle tepkiler verdim ben de bilmiyorum. Bu şey hani böyle denizden çıktıktan sonra saçlarınız çok güzel olur ya böyle tuzdan dolayı. Aynı o doğallığı vermek için. Tuzlu su efekti. Deniz tuzu. Aşırı tatlı. Sea salt spray diyor.
bunu kesinlikle denemek istiyorum. Çünkü ben o denizden sonraki saçı inanılmaz seviyorum. Hiçbir şekilde de burada olmuyor tabii ki. Evet, burada bir sürü urban şeyler çıktı. Şimdi neye geçiyorum? Ay, bu benim zayıf noktam. Bunu yapmayın. Bundan bir tane yiyebilir miyim? Umursamazsanız. Şu an çünkü kahvaltı yapmamıştım. Bir tanecik yiyeceğim. Zaten çekeceğim diye bir süre tuttum kendimi ama açamıyorum şu an. Sorry not sorry. Bir ara ben bunu paketle alıyordum. Yani paketle, büyük paketlerini alıyordum. Bunu böyle barda değildi bu arada. Normal granola paketi. Hepsini yiyordum. Sonra çok yediğim için bıraktım. Ama çok güzel. Bunu ısıracağım. Zayıf noktam. Bu Mams'ın bütün ürünleri çok güzel bu arada. Ama en güzeli de fıstıklı muzlu granolası. Of, şu an canım çekti. Ama bu çok güzel. Rafine şeker ilaveleri yok kesinlikle. Vegan ve yüksek lif kaynağı. Yani ben şimdi vegan değilim ama arada sırada böyle çok vegan beslenmeye çalıştığım dönemler oluyor. O denenim için gayet iyi. İşte ne oldu? Regl oldun. Tatlı krizin tuttu. Bu çikolata yani kadınların vazgeçilmezi. Ne yapalım? Vivident çıktı. Vivident, Vivident, çiğne ve gülümse. Rocco Beans. Ay Rocco bir ara ne yerdim ya? Tabii ki küçükken. Şu an böyle değişik oldu. Çok tatlı bir şey buldum. Omega 3 chia shot diyor. Gençler lütfen buna bir bakar mısınız? Bunu gösteremedim. Şöyle göstereceğim. Chia shot. Bu aşırı mutlu etti beni şu an. Güzel ada gıda. Güzel ada. Chia shot. Omega 3 lif protein. Bir dakika. Korkuyorum şu an. Ay ödüm koptu. 100 gramında 444 kalori varmış. Bu 10 gram olduğuna göre 44 kalori. Yani atıyorum siz dışarıdasınız. Yanınıza yoğurt aldınız. Yoğurdunuzun içine chia'nızı böyle pat atıyorsunuz. Oluyor size puding yani. Mükemmel bir şey. Benim hayatım böyle şeylerle geçiyor. Şu an aşırı sevdim. Gerçekten aşırı sevdim bunu. Yani çok işe yarayacak bir şey. Chia shot. Söyleyemedim. Çok mutlu oldum. Nescafe. İkisi bir arada. Asla. Ya şimdi alınmasın kimse ama üçü bir aradalar yani. Ben şeker kullanamıyorum. İkisi bir arada. Burada bir tane daha chia var. Bu ne? Yani Falahattin'i Binnaz'ı bilmeyen yoktur herhalde. Binnaz abladan özel bir kitap. Yani Sertaç'ın annesi bildiğim kadarıyla değil öyle. Sertaç'ın annesinin yazmış olduğu bir kitap. Çok merak ettim. Binnaz Gündoğan. Evet. Çok merakla okuyacağım. Nasıl çıktı? Çünkü Binnaz ve Falahattin'in kurucuları yani aynı as Falahattin yani Sertaç Taşdelen. Şimdi onun annesinin çıkarttığı aslında böyle bu olaya nasıl başladıklarını anlatan bir kitap olabileceğini de tahmin ediyorum. Merakla okuyacağım. Kahvenizi kapatırken kahve pir, kalbime gir, kalbimdekini bil deyip bir sayfa açın ve unutmayın gönlünüzde güzel niyetler yatan kişiye güzel yollar, şurayı okuyamıyorum. Açılı herhalde öyle bir şey diyor. Çok tatlı. Merak ettim. Bizim kızlara, özellikle kızlarla birlikte bunu incelememiz lazım. Bunu da okuyacağım. Harika, çok sevindim. Tabii ki olmazsa olmaz. Kotex. Ya bilmiyorum, vardı. Şimdi bu muhabbeti yapmak zorundayım bence. Orkidler çok hışırdıyor. Kotex asla hışırdamıyor. Asla. O yüzden... Yani evde falan orkid belki ama dışarıda Kotex. Your Wellness Assistant diyor. Bu ne?
Aa bu ne? Aa bu application. Bunu indiriyoruz. Ben size bunu da tanıtacağım, tamam mı? İnceleyeceğim. Şu anda İngilizceymiş. 3 ay sonra Türkçe desteği de gelecekmiş. Süper. Ben bunu bir inceleyeyim. Şu an çünkü çok fazla yorum yapamayacağım uygulama hakkında ama bir uygulama olduğunu öğrendik. En sevdiğim şeyler de bunlar zaten. Bir de işte burada tabii ki indirim kartlarımız. Mams'tan %15 indirim. Ondan sonra Cima. Unibull mı? Unibull bu ne? Unibull. Bu da %20. Unibull %20. Ondan sonra Fallen Flower'da %15. Butter'da %15. Arkadaşlar butter deneyen var mı ya? Susamlı fıstık ezmeleri var. Bir de Hindistan cevizli ezmeleri var. Kafayı kırmış bir şekilde yiyorum. Neyse bu konuya çok fazla değinmek istemiyorum. Bir de en son bunu unuttum. Tabii ki bir mektup var. Bu mektupta neler var? Buna bakalım. Ya ne güzel yazmış. Bakar mısınız? Pep Queen'den. Ho 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 selam tatlım. Bu sene yılbaşı hediyelerini ben dağıtıyorum tatlım. Bütün yıl çok tatlı ve çok uslu bir çocuk olduğun için seni en çok heyecanlandıracak hediyeleri seçtim. Kutumda neler var neler. Özel günlerin için özel hediyeler, şekerler, çikolatalar, güzelliğine güzellik katacak armağanlar, seni sıcak tutacak şeyler, en tarz sürprizler ve dahası. Hepsi senin için, hepsi sana özel bebeğim. 2019 senin yılın olsun. Sevdiklerinle birlikte sağlıklı, huzurlu, keyifli bir yıl geçir. Gelecek sene hayatında olmayı, mutluluk kutusu Pep Box'la hayatına mutluluk katmayı her şeyden çok isterim. Seneye görüşürüz. Seneye görüşürüz esprisini yapmadım. Bak ona göre. Sevmeye devam et beni. Bu arada bacayı temizlemeyi unutma. Sonra göbeğim sığmıyor. Gülü bir gün, seni her gün, gülü soluncaya dek seni yeni yılda en çok ben seveceğim. Sevgiler, en yakın arkadaşın Peppa. Teşekkür ediyorum Peppa. Ne oldu? Gerçekten yani inanılmaz derece. İnsanın yüzünü güldüren bir şey gerçekten. Bir de son olarak şimdi bunun şeyinden bahsetmek istiyorum. Aylık 3 aylık ve 6 aylık olarak üyelik sağlayabiliyorsunuz. Aylık üyelikler 50 lira, 3 aylıklar 120 lira, 6 aylıklar da 210 lira. Yani aylık 35 liraya denk geliyor. Diğeri de aylık 40 liraya, diğeri de 49 liraya. Yani aylık ödeme olduğu zaman. İnsanın yüzünü güldürmek için güzel bir uygulama. Teşekkür ediyoruz Pepapa tekrardan. Yani gerçekten bizi unutmayıp... Ya bizim zayıf noktamızı mı diyeyim artık, böyle asıl dokunması gereken noktamızı bir her zaman yanımızda olmayı başarıyor. Seni seviyorum Peppa, seni seviyorum Pep Queen. Pep Queen de burada bu arada. Görüyor musunuz Pep Queen'i? Pep Queen! Teşekkür ediyoruz. Her şey için sağ olun. Bu haftaki videomuzun sonuna geldik. Hemen bunu da şöyle yapayım, güzel dursun. Videoyu güzel kapatalım. Bu haftaki videomuzun sonuna geldik. Ben yine çok keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Geçen hafta video paylaşamadığım için özür dilerim ama artık bundan sonra tekrar düzenli bir şekilde paylaşmaya çalışacağım. Sizleri çok seviyorum. Sevgiyle, teknolojiyle ve Pepbox'la. Hoşçakalın.